Evet beyler, videoyu başlatıyorum. O zaman videoya geçmeden önce kanalımıza abone olmayı unutmayın.
Şu ateş olmasa yemin ediyorum donardı ya. Ama acayip sis de var. Ama tamam, arkası de buz gibi, donuyorum yani. Hani şu an iyi de. Arkası... Kaç derece baktın mı hiç? Yok, baksana oğlumda. Merak ettim ben. Oha. 2 derece kandıra. Ma biz normalde 7 derece diye hava durumunda görmüştük. Ama beklediğimizden gerçekten daha soğuktu. Güzel ama güzel bir ateşimiz var. O bizi sıcak tutuyor. Suyumuz var. Yine o da içimizi sıcak tutuyor. Ama ben birkaç tane tavsiyede bulunmak istiyorum. Bugün işte geldik, kampımızı kurduk. Artık soğuk zamanlara, kışa geldik. Sonbaharda bitirmek üzereyiz. Ve de arkadaşlar, yemek konusunda şöyle bir sıkıntılar var artık. Rahatça masamızda yemek yiyemiyoruz. Çünkü soğuk, çok soğuk. Ellerimiz buz gibi diye yemek yerken hemen ateşin başında yedik ve de artık konservelere geçtik. Çünkü rahat rahat yemek yapabileceğimiz, masa başında keyif yapabileceğimiz zamanları geçtik. Artık sürekli ateş başındayız. Kampın sohbet detayını yarın manzara eşliğinde yapacağız arkadaşlar. Çünkü yeni gelen bir yorum var. Gece konuşmayın diyorlar. Gündüz gün ışığında konuşmalar, videolar, görüntüler daha güzel oluyormuş. Siz de fikirlerinizi yorum bölümünde belirtirseniz çok mutlu oluruz. Bade içerisinde dışarıda kaldı. Bade ayağım daha tam girmedi oraya. Ha, tamam. Tamam lan, direkt uyumayacağım şimdi. Tamam. Hadi şunu da al üstüne. Tamam. Ya dostlar, çok soğuk. Hadi iyi geceler. Közden yaktım ama çıdan yaktım ama böyle Apollo'dan bıraktım.
Elektrik gidiyor. Arkadaşlar şehir hayatı yaşayan AVM çocukları tabii ki yüksek miktarda elektriğe maruz kalıyor. Bunu doğada atmamız gerekiyor. Vücudumuz şu an dengeliyor ve de bunu yapmak çok rahatlatıyor. Birazcık yürüyüş yapalım böyle. Evet sevgili dostlar, artık Koca Kaymaz Göleti kampımızın sonlarına doğru gelmeye başladık. Bugünkü kamp konumuz ise şu an geçirdiğimiz kampın detayları. Koca Kaymaz Göleti İstanbul'a yaklaşık 2 saatlik bir mesafede. Biz biliyorsunuz ki Kocaeli, merkezde İzmit'te yaşıyoruz. İzmit'te yaklaşık bir 30 dakikalık mesafede. Kandıra yolu üzerinde bulunuyor. Çok rahat bir şekilde arabanız ve otobüsle ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Eğer arabanız yoksa İzmit'ten 800 numaralı otobüsle ulaşım sağlayabiliyorsunuz buraya. Arabanızla da gölün etrafında gideceğiniz yere kadar çok rahat ulaşım sağlayabiliyorsunuz. Yerde mıcır var. Yollar gayet düzgün arkadaşlar ve buraya geldiğiniz zaman bu bizim kamp yaptığımız alanda kamp kurabilirsiniz. Çünkü burası biz geldiğimizde de boştu. Bugün pazar ve çok fazla kişi de gelmedi. Gölün etrafında insanlarla karşılaşmanız mümkün. Çünkü buraya sık sık balık tutmaya geliyorlar. Bu göl balık konusunda gerçekten zengin. Balık tutmak için de burası tercih ediliyor. Evet, balıkçılar için söyleyelim. Biz birkaç kişiyle konuştuk. Burada turna balığı varmış ve de boyutları 45 santim, 50 santim, 70, 80 gitgide büyüyor. Gerçekten büyük balıklar tutuyorlarmış. Bu yüzden tercih ediyorlar burayı. Ayrıca ikinci bir nokta, burası köye çok yakın. Köylüler sürekli geçiyor buradan. İnek sürüleri, koyun, kuzu sürüleri sürekli geçiyor. Gayet güvenli, ailenizle arkadaşlarınızla birlikte çok rahat tercih edebilirsiniz. Kampa gelmeseniz dahi burada piknik için ya da günübirlik olarak arkadaşlarınızla, ailenizle vakit geçirmeye gelebilirsiniz arkadaşlar. Gerçekten güzel bir doğası var ki Kocaeli zaten Batı Karadeniz. Diğer bir nokta ise gölün etrafı genel olarak eğimli. Bundan dolayı her yere çadır kuramıyorsunuz. Fakat birkaç noktada çadır kurabileceğiniz yer var. Bence biz şu an en uygun kamp için en uygun taraftayız. Çünkü biz buranın çevresini keşfettik ve de bir noktada 2-3 tane düzlük yer var. Şu an bizim bulunduğumuz yer zaten çadırımız da hemen arkamızda yer alıyordu. Ek olarak zaten yol da hemen yanımızda. Yaklaşık 5 dakika sonra buraya ulaşabiliyorsunuz. Koca Kaymaz Göleti'nde yaptığımız bu kampta arkadaşlar, kışa yaklaştığımız bu dönemlerde akşam 2 dereceyi gördük. Evet, belki de yaşadığımız en soğuk deneyimdi. Çünkü 2 derece gerçekten inanın sularımız buz gibi oldu. Ateş başından ayrılamıyorduk. Zaten ekipmanımız olmasa çok büyük bir sıkıntı yaşardık. Şu an hava gayet güzel, güzel bir pazar günü ama akşam sisten göz gözü neredeyse görmüyordu. Ve gerçekten bu hani sisli gece karanlık görüntüsü var ya, onu yaşadık evet, diyebiliriz. Evet, bir tarafta su var. Çadırımız yaklaşık 3-4 metre gerimizde ama çadırımızı bile zor görüyoruz. Suyu görüyoruz. Hafif bir karşımızdaki yeri zaten hiç göremiyoruz. Ama böyle ağaçlar, sis, karanlık derken ay ışığında ay da birazcık gözüküyordu. Çok güzel bir haz aldık diyebiliriz. Çadırımızı kurduğumuz alanın etrafı zaten çiğlenmişti sabah uyandığımızda. Yani burası nem oranı yüksek bir yer. Yanınıza mutlaka soğuk eşyalarınızı, yani kış malzemelerinizi getirmeniz gerekiyor. Bizim yanımızda -17 derece Husky uyku tulumu vardı. Bu yüzden gece çok rahat bir uyku çektik diyebiliriz. Umarım sizler de beğenmişsinizdir. Ekstradan beğenmediğiniz noktaları lütfen yorum bölümüne bırakın. Biliyorsunuz bu video işini biz yaklaşık bir senedir yapıyoruz. Ve her seferinde amacımız şu ki, daha iyi bir video çıkarabilmek, daha fazla göz zevki, göz seyri verebilmek olduğunu düşünüyoruz. Hala kanalımıza abone olmadıysanız lütfen abone olmayı unutmayın. Evet, her abone butonuna tıklamanız bizim için bir destek. Umarız ki daha güzel videolarda buluşuruz. Kanalın zilini açın ki yeni bildirimler size ulaşsın.
Bunlar bizim için çok güzel destekler arkadaşlar. Şimdiden teşekkür ederiz ve hoşça kalın.